Merhaba sevgili dostlar. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Atasözünü duymayan yoktur herhalde. Bugün biraz çenemizi yoralım. Ne dersiniz? Dünyanın en zengin insanların garip alışkanlıklarını merak ediyor musunuz? Milyarlarca dolar olan zenginlerin alışkanlıklarını ve yaşam tercihlerini duyunca eminim siz de benim gibi çok şaşıracaksınız. İşte dünyanın tanınmış zenginlerinin tuhaf ama gerçek alışkanlıkları. Mark Zuckerberg ile başlayalım. Ne dersiniz? Mark'ı tanımayan yoktur herhalde. Genç yaşında 50 milyar dolar servete sahip ama son derece mütevazi bir hayat yaşıyor. Kıyafete para harcamaktan nefret ediyor. Rahat tişört ve kot pantolonları tercih ediyor. 7 milyon dolarlık bir evde yaşamasına rağmen 30 bin dolarlık Acura ile takas ettiği hatchback düz vites bir Volkswagen otomobile biniyor. Zuckerberg yaşarken Facebook'ta sahip olduğu hisseleri bağışlayacağını da açıklamış. IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad. Tam 91 yaşında ve 39 milyar dolar serveti var. Evet, 39 milyar dolar servet. İnanılır gibi değil. Yaşlı milyarder buna rağmen öğle yemeklerini nerede yiyor dersiniz? Tabii ki IKEA kafeteryasında yiyor. Paket tuz ve karabiberleri de evine götürüyor. Şaka değil, gerçek. Birkaç milyon dolara jet ya da helikopter alabileceği halde İsveçli milyarder vakti varsa otobüse biniyor. Hususi aracı ise 1993 model Volvo 240. Asla birinci sınıf uçmuyor. Ekonomiyle, hatta indirimli hava yollarıyla seyahat etmeyi tercih ediyor. Cambridge personeline her daim kağıtların her iki tarafında kullanmalarını tembihliyor. Az vergi ödemek için 40 yıl İsviçre'de yaşamış. Cambridge 4 sene önce memleketi İsveç'e taşınmış ve evindeki tüm IKEA mobilyaları da kendisi monte etmiş. Hintli iş adamı Azim Premji. Azim Premji yaklaşık 17 milyar dolar servete sahip. Vipro'nun sahibi. Azim Premji'nin en büyük takıntılarından biri 175 bin kişinin çalıştığı şirketteki tuvalet kağıtları. Evet, tuvalet kağıdı tüketimini bizzat takip ediyor. Mesai bitiminde de personele ışıkları kapatın duyurusunu bizzat kendisi yapıyor. İkinci el arabalar kullanan Premji, havalimanına giderken de triportöre biniyor. Hintli iş adamı Azim Premji. Charlie Eugen, 15 milyar doları olan 64 yaşındaki ünlü Dish Network'ün sahibi. Three Michelin yıldızlı restoranlarda yemektense öğlen vakti karnını evden getirdiği paket yemek ve enerji içeceğiyle doyuruyor. Eugen de her zaman ekonomi sınıfıyla uçanlardan. Personelinin işe geç gelmesinden nefret ediyor. Eugen, önce kartlı turnike sistemine geçmiş, sonra sahtekarlık görünce parmak iziyle çalışan otomat kurmuş şirketine. Amerikalı milyarder Eugen, zamanında işe giden çalışanlarını her sene bir kez kayak tatiline götürerek ödüllendiriyormuş. Warren Buffett, 70 milyar doları bulan servetiyle dünyanın en zengin 5 adamından biri. Buffett buna rağmen 1958 yılında 31.500 dolar ödeyerek aldığı konakta yaşıyor. Kurt milyarder cep telefonu kullanmıyor ve ofisinde de bilgisayara yer yok. Plakasında Tufty, yani tutumlu yazan bir aracı olan Buffett, engel olamadığı alışkanlık ise abur cubur yemek. Buffett günde 5 kutu kola içiyor. Cips ve fast food yemekten de kendini alıkoyamıyor. Judy Faulkner. Yaklaşık 2,5 milyar dolar servete sahip bu yaşlı kurt,
73 yaşında ve sağlık sektörüne yazılım üreten bir firma sahibi. Faulkner buna rağmen hayatı boyunca sadece 2 kez otomobil değiştirmiş. Evet, 2 kez. Sonuncusu 5 yaşında bir Audi vagon. 30 yıldır kocasıyla aynı malikanede yaşıyor. Servetinin yarısını hayır kurumlarına miras bırakacağını açıkladı. Şirketin kontrolünün %73'ü de personel ve ailelerine ait. Carlos Slim, tam 32 milyar dolar olan Lübnanlı göçmen bir ailenin Meksikalı çocuğu. Buffett gibi tutumlu. Hatta personel için yazdığı bir el kitabı dahi var. Ama milyarder arkadaşın aksine ev yemeklerinden başka bir şey yemiyor. 40 yıldır aynı villada yaşıyor. Cengiz Han ile ilgili kitaplardan da feyiz alıyor. Amancio Ortega, 71 milyar dolar serveti bulunan Amancio Ortega, konfeksiyon devi Zara markasının yani Inditex'in sahibi. İspanya gibi bir gastronomi ülkesinde birçok alternatif olduğu halde Ortega yemeklerini Zara kafeteryasında yemeyi tercih ediyor. İspanya'nın özel bölgelerinden biri olan A Coruña şehrinde gözlerden uzak, ketum bir hayatı tercih ediyor. İşi yoksa 45 milyon dolarlık jetiyle takılıyor. Zuckerberg gibi kıyafette tutucu ve tutumlu. Genelde beyaz gömlek ya da tişört üzeri beyaz blazer ceket tercih ediyor. Bu arkadaşların dünya görüşleri ve yaşam tercihleri anlaşılır gibi değil. Ucu bucağı olmayan bu servetler, zenginin horozu bile yumurtlar atasözünü hatırlatır insana. Neyse, biz aç tavuk kendini buğday ambarında görür tarzı hayatımızla bu zenginlerin yaşayamadığı bir hayat yaşıyoruz. Ne dersiniz, yanılıyor muyum? Kalın sağlıcakla.